Can boğazdan gelir derler ama uzmanlar boğazdan geldiği gibi boğazdan da gidebilir diyor. Özellikle de içinde ne olduğunu bilmediğimiz pakette hazır gıdalara karşı uyarıyor. İzlediğiniz zaman siz de göreceksiniz ki tehlike çok büyük. Özellikle çilekli, çikolatalı, kahveli içeceklerde çok fazla gıda aroması var. Görüntüsünü tamamen et gibi, sucuk gibi, domates gibi gıda boyalarındaki tehlikeyi de hatırlatmak istiyorum. Yedik, midede ne renge dönüştüğünü görüyorsunuz. Modern çağda çalışmakta olan eve yetişemeyen hanımların imdadına işte bu paketlenmiş gıdalar yetişiyor. Peki bu gıdaların vücudumuzda nasıl zararlar oluşturduğunu biliyor muydunuz? İşte sofradaki tehlike. Bu gördüğünüz sucuk ve gerçek sucuk değil, peynir de aynı şekilde, hamur da aynı şekilde. Kapalı özellikle poşetli gıdalar gerçek gıda değil. Hepsinde renkli ve gıda boyaları ve koruyucu maddeler var. Mesela burada elimizde mısır var. Bunda gereksiz yere çok fazla şeker ve tuz alıyoruz boş yere. Çikolatalı yediğimiz her şey gerçek kakao mu içeriyor? Yoksa çilekli olarak tükettiğimiz bir içecekte gerçekten meyve olarak bildiğimiz çilek mi var? İşte vücudumuza son derece zararlı olan aroma tehlikesi. Çikolata, cips, bisküvi bunları yediğimiz zaman da çok hoşumuza gidiyor tatları, lezzetleri. Çünkü içinde özel aromalar var. Mesela size bir test yapalım mı hemen şimdi? Kapatın Tabii. gözlerinizi. Size şimdi bir şey koklatıyorum. Kahve mi? Evet, kahve. Ama lütfen seyircilerimiz de baksınlar. Aslında beyaz bu. Ve tamamen kahvenin aroması var. Gıda maddelerine bakarsak çilek aromamız var, beyaz. Hindistan cevizi aroması beyaz. Çikolata aroması beyaz. Burada kahve aromamız beyaz. Hatta bunları kokladığınız zaman da inanılmaz güzel tadını alabiliyorsunuz. Kokusunu da alıyorsunuz. Ama gerçek gıda maddesi içinde yok. Sürekli aromalı gıda tükettiğimiz zaman gerçek gıdayla beslenmediğimiz gibi hem yanlış besleniyoruz hem de karaciğerimiz yoruluyor. İleride yağlanmaya, karaciğer yetmezliğine kadar gidebiliyor. İkisinin de rengi çok güzel gözüküyor ama aslında bunlar dışarıdan almış olduğumuz paketli gıdalar. Bunu biliyor muydunuz? Yani gıda kimyasallarının vücudumuzda aldığı renkler. Mesela elimizde kiremit rengi bir gıda boyamız var. Pastalarda, böreklerde, pizzalarda özellikle kullanıyorlar. Mide suyuyla karıştığını düşünelim. Yemek yediğimizi düşünelim. Mide de yeşile dönüşüyor gördüğümüz gibi. Demek ki yediğimiz şeyler hiçbir zaman görüntüsü gibi değil. Anlamaz Gerçek hocam. besin olmadığı zaten buradan gözüküyor. Hem sindirim sistemimiz bozuluyor, hem karaciğerimiz hem de kilo alıyoruz. Hastalıklara neden oluyor. Dikkat.